Evet, Yeni Akçı Kocaber izleyicileri, günlerden 6 Haziran İklarda ve bugün koronavirüs sebepleri nedeniyle çocuklarımız, evlatlarımız bir süre evdeydi. Bugün Cuma, onların günü. Şu anda onların size sokağa çıkışının, özgürlüğün tadını, çıkışını görsel ve çekmiş olduğumuz yayınlarla size bir de bize aktarmaya çalışacağız. Hem Akçaoğlu dışında olan Akçaoğlu hocaları da, evet, gördüğünüz gibi Okan Yanmaz yeni bir alan kazandırdı. Burası eskiden limanın girişi otoparktı. Ve hakikaten güzel, cıvıl cıvıl bir yer oldu. Akçakocalı olmayıp da, ya da Akçakocalı olup da dışarıda olanları Akçakoca bekliyor. İnşallah bu virüs tamamen kalkacak ve Akçakocamız eski özlediği günlere kavuşacak. Evet Kenan abi, ben seni takip ediyorum. Evet, evlatlarımız şu anda çocuk parkında. Evlatlarımız şu anda koşuşturuyorlar. Ve hava da güzel. Takriben bugün sıcaklık 26-27 derece. Evet. Minicikler koşturuyorlar. Sanki evde kalmanın hıncını çıkarıyorlar evlatlarımız. Evet, kızımız kaykaydan kayıyor, koşturuyor tombul tombul. Evet, Kenan abi, şimdi ilerleyelim yavaş yavaş. Evet. Çocuklar şu anda salıncakta sallanıyorlar. Gördüğünüz gibi çocuk parkı çocuk şenleriyle da çınlıyor. Evet. Şu anda dünya bunların. Değil mi Kenan abi? Evet, biz susuyoruz, siz seyredin. Uzun süre evde kalmanın acısını çıkarıyorlar. Evet, yeni, minik bir yavrumuz. Tombiş tombiş. Evet, hakikaten güzel bir hava. Elhamdülillah. Evet. Evet, tanıdık sima gibi karşıdan. Evet. Bir kardeşimiz de torununu almış, torunu gezdiriyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hacı abi. Sizi tanıyalım. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Neyse, ben torun geziyorum biraz. Evet, bu Iraklı kardeşimiz. Türkçeyi tam kullanamıyor ama gene idare eder. Torun gezdiriyorsunuz. Evet. Torunumuzun ismi ne? Deniz. Deniz. Deniz, evet. Deniz. Merhaba Deniz. Söyle dedi. Evet. Mikrofonumuza söylemek istediğin bir şeyler var mı Muhammed? Yok, elhamdülillah. Allah'a çok şükür, bir şey yok. Elhamdülillah. Allah. Hadi bakalım. Torunu gezdirin inşallah. Hadi. Evet. Hakikaten sokaklar cıvıl cıvıl.
Ama ne hikmetse bu koronavirüsten herhalde bir şey alamadık, ders çıkaramadık. İnsanlarımız biraz daha sosyal mesafeye riayet göstermeleri istiyoruz. Çünkü bu yapmış olduğumuz etkinliğimiz zayi olmasın. Evet, güzel bir hava. İnsanlarımız çay bahçelerinde. Ve bu güzel günün zevkini, tadını çıkarıyorlar. Biz de sizler adına Akçık Hocamızı adım adım geziyoruz. Evet, Akçık Hoca sizleri bekliyor. Evet, çay bahçelerimiz hijyenik. Ve Akçık Hoca özlemi çekenler, Akçık Hoca'ya buyurun. Evet, deniz de güzel ayrıca, üç dalga. Evet, geçen yayında bize senden deniz istiyorlardı. Şu anda denizde gösteriyorum Kenan abi. Evet. Evet. Bir balıkçı kardeşimiz şu anda çıkıyor şeyden, limandan. Tabii şu anda balık avlamaysa var, herhalde o çapara Kenan abi. Aynen. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi burası balıkçı barınağı. Yatlarımız şu anda kızar çekilmiş durumda. Ve hakikaten, değil mi Kenan abi? Tam denize girecek bir hava. Bilemiyorum ama. Tabii insanlar tedirgin. Koronavirüs nedeniyle. Kenan abi. Evet, şanlı Türk bayrağımız dalgalanıyor, nazlı nazlı. Kenan abi, acaba 1 Temmuz etkinliği olur mu sizce? Evet, olabilir hocam. Yani artık... Evet, şimdi şeyi gösterelim. Evet. Evet, selfie. Evet, evladımız hemen bak şeye daldı. Deniz kızın yanında. Tabi bu gördüğünüz gibi resim 3 boyutlu. Okan Başkan çevre düzenlemesi yaptı limanın. Burası mezberlikti. Ve gördüğünüz gibi güzel bir görünüme kavuşturuldu. Herhalde daha da tahmin ediyorum güzel bir etkinlik herhalde olacak. Evet, olacak inşallah. Evet. Evet, şöyle balık tutanlar var. Evet, maalesef lazım Akçı Hoca olarak. Sırf bir bu belediye başkanından değil, buradayın tüm ileri gelenleri, sevil toplum kuruluşlarında bu etkinliğe el atmaları gerekiyor Kenan abi, doğru mu? Evet. Yani her şey devlete beklenilmez. Bak biz ne yaptık, biz şu anda sokağa çıktık, ne yapıyoruz? Akçı Hocamızı tanıtıyoruz. Çünkü Akçık Hocamızın hakikaten tanıtıma ihtiyacı var. Akçık Hocamız baki bir alan, baki bir yer. Niçin bir Trabzon'un gibi olmasın? Niçin bir Abant gibi olmasın? Niçin bir Yalova gibi, Çınar gibi olmasın? Evet Kenan abi, şu güzelliği görüyor musun? Bak belediyenin binasında nazlı bayrağımız dalgalanıyor hakikaten. Güzel bir hava, güzel bir rüzgar, bol oksijen, iyot. Ne ararsa Akçıoğlu'da var. Evet. Elhamdülillah bir korona yok, Allah'a şükür olsun. Yani bir koronamız buraya uğramadı elhamdülillah. Ben de bunu kenara bir şeye bağlıyorum. Çünkü niye? Tuz var denizde. Tuzun olduğu yere Kenan abim çıkıp barınmaz. Evet, aynen öyle. Onun için tuzdan tabi aşırı değil de gereği gibi faydalanalım diyorum. Yaptı abi, ne hazırlanmış acaba? Evet, evet.
Tabii yatlarda artık yavaş yavaş sezon geliyor. Haziran'ın bugün 6'sı. Yani Gönül abi Temmuz'da bir şey kalmadı. İnşallah. Güzel günler bizi bekliyor Kenan abi. Şuraya inelim aşağı Kenan abi, şuradan böyle. Şeyin üzerine geçelim. Evet. 3 boyutlu resim hemen çocukların ilgisi çekiyor. Evlatlarımızın. Bayağı meraklılar. Vay Kenan abi, ben de merak ediyorum. Çekimde acaba nasıl gözüküyor? 3 boyutlu. Bak biz de Beşiktaş'tan daldı denize. Evet. Karşıda da tekneler onarılıyor. Tabi onlar da Eylül ayına hazır yapıyorlar Kenan abi. Evet. Şu anda kızağa çekildi. Bakım yapılıyor. Ha bir de tabi şey de var, nasip olursa geçen hafta başkanımız yapmış olduğumuz söyleşide Akçakoca'ya bir yat almışlardı. Evet. Şu anda yat bakımda. Yatımız inşallah şu anda oraya doğru iniyoruz. Evet, şu anda oraya doğru iniyoruz. Yatımız inşallah limana gelecek. Ve bu gördüğümüz olgu mıntıkaya demirilecek. Kenan abi. Evet. Evet Kenan abi şu şeye deniz kızı yanları bize bir gider mi Kenan abi? Şu yunus balıklarını bir tutalım bakalım. Tutabileceğiz mi? Ama böyle şey görünüyor, böyle bozuk görünüyor böyle. O dediğim yerden çekim yaparsak daha net görünüyor. Nereden abi? Ya oradan zaten çekim yazdık, yaptık ama bir de yakından görürsün insanlarımız. Yani üç boyutlu şekil yani. Evet. Yapanın eline sağlık. Yaptığına teşekkür ediyoruz. Ama güzel bir yıkanması lazım hacı. Çünkü bak arabayla falan geçmişler üzerine. Evet. Evet başkanım, gördüğünüz gibi resmimiz kirlenmiş. Bunu görevli arkadaşlar yıkarlarsa iyi olur. Ve bir görevlinin de günübirlik bunu kontrol etmesi lazım. Burası şey oluyor değil mi? Hadi. Valla Kenan abi bir şey yapıyorlar ama şu anda tam... Kooperatifin binası diye biliyorum ama. Evet, doğrudur, doğrudur. Evet, şu anda modernize ediliyor kooperatif Kenan abi. Evet. Burada şunu da söyleyelim, Sayın Cumhurbaşkanımız 15 yıldaki sokağa çıkma yasağını kaldırdı. İnşallah bu hafta sokağa çıkma yasağı 15 ilde yok. Bildiğim kadarıyla. Tabii ikinci bir talimat gelmez. Yok, Sayın Cumhurbaşkanımız emri verirse ondan geri adım atmaz. Benim bildiğim evet. Kenan abi. Evet hacı, Aşıklar Köprüsü'ne geldik şu anda. Bak kalp işareti var. Evet. Bu Aşıklar Köprüsü de kalp yeni kazandırıldı. Güzel de bir görünüm. Ben Kenan abi zannediyorum ki yani bu yasaklar tamamen kalkarsa Akçakoca bu sene güzel bir sezon geçirecek. İnşallah. Kenan abi. Evet. Ama lütfen lütfen arkadaşlar ben şunu sizden istirham ediyorum. Çevreyi kirletmeyelim. Çevreyi lütfen kirletmeyelim. İşte gördük ki bir evladımız buraya bir şeyini atmış. Yakışmıyor. Yani buna riayet edelim. Evet. Gençlerimiz bisiklet biniyor. Aman çocuklar, kafanızı gözünüzü yarmayın. Dikkat. Aman evlatlar. Evet. Şu anda Karadeniz'imiz hırçın değil, gayet sessiz sakin. Sizleri bekliyor. Evet şu anda Çivi Deresi'nin denizde buluştuğu yerdeyiz.
suyumuz gayet berrak ama maalesef çöpler var. Üzülerek insanlarımız doğayı, yani yaşadığı alanı bu kadar sevmiyor. Ben anlayamıyorum. Bir anlam da Kenan abi ifade edemiyorum. Bir de sahillerimizde aşırı şey var abi, çöp var. Gördüğünüz gibi. Evet. Hadi o çöpü bir nebze anlayabiliriz Kenan abi de. Dalgaların taşıdığı şey ama bu pet şişeleri ben anlayamıyorum. Belediyemiz yeterli sayıda çevrede çöp bidonları var. Evet. Ama maalesef bizim insanımız ya gözü kör, öyle diyeyim. Bak çok bin atmış oraya doğru. Evet. Yani Kenan abi. Evet. Bugün çocuklarımızın günü. Onlar doyasıya sokağa çıktılar, sokakta geziyorlar. Bir taraftan da bak tamirat işleri var. Evet. Ve yeni bir tuvalet kazandırıldı Okan Başkan tarafından. Evet arkadaşlar, kolay gelsin. Ne yapıyoruz şu anda? Korku uyanı şeyim. Ya korkuluk yapıyorlar. Yani. Evet. Kalp için. Evet bak dedi arkadaşlar, şu anda kalp demiştik. Kalbimiz çalınmasın diye korkuluk yapıyoruz. Yok. Evet. Kolay gelsin. Evet, güllerimiz de güzel. Hadi bak, evet. Ne kadar güzel açmış. Bak caminin görünümü güllerle daha güzel. Evet, görünüm. Şu anda Akçakoğuz'umuzun suleti olan merkez camimiz. Bak. Evet, bir kıtmı da geliyor. Evet. Boncuk. Evet, görüyorsun bak, şu sevgiye bak. Evet. Evet, tombişimizi peşine koşturuyor. Evet, baklarımız şu anda cıvıl cıvıl. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnsanlarımız güzel havanın tadını çıkarıyor. Tabii de evde kalmanın vermiş olduğu stres de var. Tabi kolay değil. Biz basın mensupları hakikaten torpilliyiz. Tabi torpil derken biz de sizler adına sokaktayız. Bayramın 3 günü gördünüz, yayın yaptık. Sizler evde kaldınız. Bir nebze olsa sizlerin özlemini biz giderdik. Şu anda gene 65 yaş grubu değil mi Kenan abi evde? Evet. Onların özlemini giderme çalışıyor. Ama şu anda mini mini evlatlar dışarılarda. Onlar da bu özgünün tadını çıkarıyorlar. Ama işte yaşlarımızdan da bayağı şikayet var hacı. Niye bir tek pazar günü bize ayırdınız? Valla işte... Çünkü çocuklar iki gün biliyorsun haftada. Valla Kenan abi herhalde onların, şöyle diyeyim, yani bilim kurduk arkadaşı şunu diyorlar. Yaşlıların direnci biraz daha zayıf olduğu için Kenan abi, onlar da artık duyarlılık göstersinler. Ben tabii kendi annemi babamdan biliyorum. Yani yaşlarımız bizim için olmazsa olmazımız. Evet. Evet. Gelecek bunların. Yaşlar da yaşadı Kenan abi. Evet, şimdi onlara da bulaştım benim bu virüsü. Kuşlar da şaşkınlık halinde. Evet. Yaklaşık 2-3 aydır buralarda Allah'ın kulu pek yoktu. Ciniz atıyorlardı. Evet, bu da Akçak hocamız. Evet, Kenan abi herhalde denizgen de var herhalde tahminim, bak. Onu göremedik ama şu anda... Evet, çocuklardan giren var. Evet, çocuklardan giren var. Evet, güzel de Çınar sahiline kum gelmiş. İnşallah bu kum bazen Karadeniz coşuyor, alıp başka yere taşıyor. İnşallah bu kum buradan kalkmaz Kenan abi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sahilimiz. Tabii bu sahiller şu anda böyle görünüyor gibi değil. Tamamen sezonda sahiller herhalde açılacak Kenan abi, temizlenir. Sayın Başkanımız da bu şeyi görüyordur.
çekimimizi. Çünkü ama o sahil temizleme makinesi kenara bunu inmez. He. Evet, evet. Aynı deriye indiriyorlar ya. Anladım, anladım. Demek ki bu küçük evlat denize girdiğine göre deniz suyu bayağı sıcak. Evet, Karadeniz koronavirüs tehlikesi kalkınca sizleri bekliyor. Ama arkadaşlar, şunu ve üstüne gene başa basa söylemek istiyorum. Lütfen ve lütfen sahillerimizi temiz tutalım. Yani tedbiri elden bırakmayalım. Yani yetkililer ne söylüyorsa ona uyalım. Ama bugün üzücü olarak benim gördüğüm insanlarımız maalesef sosyal mesafe uymuyor, tedbiri elden bırakmışlar. Tekrar eskiye dönmüşüz. Ama bu değil. Evet, şimdi cami doğru iş yapalım. Evet, Kızılay gelmiş zaten. Peki abi, şu şeyde... Bunları çektim ya. Evet, bugün cuma namazı eda ettik. Cuma namazını caminin havamız güzeldi. Caminin dışında sosyal mesafe uyarak eda ettik. Allah kabul etsin. Haftaya da inşallah gene hava güneşli olur. Yaz ayındayız ama tabi Rabbim bilir. Ne olacağını biz bilemeyiz. Önemli olan bize düşen kulluk vazifemizi yerine getirmek. Evet. Dünyada tek benzeri olmayan camimiz, Akçakoyun Merkez Camisi. Evet, şu anda işte gördüğümüz gibi evlatlarımız dışarıda. Şu anda Sakatlar Derneği yeni yerine taşındı Kenan abi. Kaymakam Bey onlara oraya tahsis etti. Ve başkanla bir söyleşi yaptık. Kirada almayacağını söyledi. Aynı zamanda Turizm Enformasyon Bürosu ve Sakatlar Derneği Bürosu. Biz de buradan Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir duyarlılık gösterdi. Evet. Evet, güzel bir rölyef yapılmış. Evet. Tabi rölyef kimler var? İstiklal Harbi'nde Akçakşehir, eski ismi Akçakşehir arkadaşlar. Tabi şu andaki ismi Akçakoca. O dönem İstiklal Harbi'nde çeşitli cephelerde şehitlerimiz var. Mesela şuradan isimleri okuyalım. İstiklal Harbi'nde çeşitli cephelerde şehitlerimiz. Celaleddin Er, Ömer Er, Sadık Er, İsa Er, İsa Er tekrar Sadık. Tabi bunlar nereden? Merkezde var, Kalkınköy var, Beyrenköy var. İstiklal Harbi çeşitli cephede çarpışan gazilerimiz. Yani elhamdülillah 60 küsür tane, tabi bunlar yansıyan. Bir de kadınlarımız da unutulmamış ama. Evet. Silah ve cephane talih içinde çalışan Akçakşehir kadınlar. Bunlar nereden? Osmaniye, yani %80 Osmaniye Mahallesi, tabi Osmaniye gene büyük mahalle Akçakoca'nın. Hacı Usta Mahallesi, aşağı mahalle. Hepsinde Allah rahmet eylesin, yattıkları yer nur olsun inşallah. Tabi bu ülke, bu Nene Hatunları bu tarafına kenara kurtarıldı. Ki tabi Akçakoca'mız, Akçakşehir o zaman Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük bir görev üstlenmiş. Anadolu'ya cephane, işte resimde gördüğümüz gibi Kenan abi, şu resimde gösterirsek, evet, Akçakoca hemen bir üst vazifesi görmüş. Buradan İstanbul'dan gelen gemiler buradan mühimmat çıkartmışlar ve o günkü
nene hatunlarımız, analarımız, çocuğu kimi kundaktı hakikaten. Ve o günün manda arabasıyla, öküz arabalarıyla, yani imkanlar ne varsa onunla Anadolu'ya cephane sevk etmişler. Allah onlara razı olsun. Biz onların hakkını ödeyemeyiz Kenan abi. Evet. Ön tarafa doğru geçebiliriz. Evet, burası da hükümet meydanı. Evet, hükümet konağı. Hükümet konağı, evet arkadaşlar, şu anda yeni hali. Evet, bu da Cumhuriyetimiz Korucusu Gazi Mustafa Kemal'in büstü. Ama gördüğüm kadarıyla herhalde eski mi yapmışlar ayak kısmında, yoksam Kenan abi? O herhalde hava şartlarından dolayı, hava şartlarından dolayı deforme olmuş gibi. Ama düzeltiyorlar hocam. Tabii şu an yani bayraklarımız zaten var. Evet. Evet. Var. Evet. Evet. Şimdi cami tarafına doğru gidiyoruz. Hı? Al sen bilirsin. Ben senin peşine gidip yanarım. Yani bir yerde keserim. Tamam. Kızılay'ın oraya gidelim mi o zaman? Evet, şu anda Kızılay'ın kan bağış aracı var. Koronavirüs nedeniyle baya bir kan bağışında zayıflama oldu. Tabi tehlikeye geçtikten sonra yetkililer bugün Akçıkoca geldiler. Genelde Cuma günü Akçıkoca geliyor arkadaşlar. Şu anda kan bağışı aracı. Ama gördüğüm kadarıyla Kenan abi herhalde ilgi alaka pek az. Tabi insan da tedirgin. Evet arkadaşlar, kolay gelsin. Hoş geldin Hüseyin abi. Hoş bulduk. Biz yeni Akçıkoca Haber Facı TV. Gördüğüm kadarıyla herhalde kan bağışı talep ediyorsunuz. Evet Hüseyin abi. Ama aracımızda kimse yok gibi. Şu an yoğunluk vardı. Yoğunluk vardı. Evet. Deniz Hanım, buyurun. Yoğunluk şu anda peyderpey devam ediyor. Bu da yani koronavirüs sebebi de olabilir mi yoğunluğun? Etken olabilir belki ama sağ olsun vatandaşlarımız, Akçıkocalılara, halkımıza, büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. İlgi ve alakalarını esirgemiyorlar. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar, sizi bekliyor arkadaşlar. Çünkü hakikaten kana ihtiyaç var. Dedik sen ne vermiyorsun? Bizim yaşımız artık kan verme şeyini geçti. Belli bir bildiğim kadarıyla yaş grubunda Kenan abi kan alınıyor. Bizim yaşımız 58. Bizden sağlık şeyi istiyor, raporu. Evet, camimizin etrafında gördüğünüz gibi arkadaşlar dolu dolu değil. Çünkü niye? Evet, tabii 65 yaş grubu bugün evde olduğu için Kenan abi. Ondan dolayı sokaklarımız dolu değil. Evet. İşte bugün çocukların ve delikanlıların günü. Hepsi dışarıda. Evet, iki tane delikanlı geçiyor karşıdan. İhtiyar delikanlı bunlar. Evet, el sallıyorlar. Gönlümüzdesin diyor. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz kendilerine. Evet. Herhalde yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar, bir nebze size Akçıkoca özlemi gidebilirsek ne mutlu bizlere. Tabii ikindi vakti yaklaşıyor. Saat 5'e geliyor. Ve hala hava hakikaten güzel, sıcak. Elhamdülillah. Şu anda Çivit Deresi'nin özellik köprüne geçiyoruz. Evet, deremiz de güzel, gayet temiz. Evet Kenan abi, orada
Meşhur dut ağacımız da var. Yavaş yavaş dut. İnşallah. Evet. Evet. Artık gençler de yavaş yavaş akşama doğru evlere yolunu tuttu, evlere gidiyorlar. Akçakoca'dan şu anda yansıyanlar bunlar. Evet, sevgili seyircilerimiz, bir başka sokak programında buluşmak üzere. Akçakoca'dan hepinize sevgi, saygı ve muhabbetler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.